Sevgili Tavşan Halkı, 4 Mart 2022 günlerden bugün Tavşanlı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla belediyemizin son haftalardaki gündemine dair bir konuyla ilgili, yani yaklaşık 3 senedir beraber görev yapmaktan büyük memnuniyet duyduğum başkan yardımcısı ve belediye meclisi olması hasebiyle İsmail Aka kardeşimizin geçen hafta almış olduğu istifa kararı ile ilgili kamuoyunu yanıltmamak ve doğru bilgileri vermek amacıyla bugün karşınızdayız. Ben sözü İsmail kardeşime bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kendi isteğimiyle aldığım karar neticesinde Belediye Başkanlığı ve Tavşanlı İlçesi Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Belediye Başkanlığı çok fedakarlık isteyen, benim gözümde çok kutsal bir görev. Şimdiye kadar belediye başkanlığı yapmış tüm belediye başkanlarımızı saygıyla almamız gerektiğini ve çok değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yalnız kendisini gençlik yıllarından tanıdığım kadarıyla ve Tavşan'daki değişimi gördüğüm kadarıyla Tavşanlımıza belediye hizmetleri ve yatırımları olarak Sayın Mustafa Başkanımız kadar yatırım yapan bir belediye başkanımız olmadığı düşüncesini her zaman her yerde deklare ediyorum ben. Bunları maalesef dışarıdan gelen yabancı misafirlerimiz daha çok iyi görüyor. Biz şehrin içinde yaşayan, bu memleketin içinde yaşayan insanlar olarak bu değişimleri, bu yatırımları, bu Tavşanlı'nın gelişen çehresini fark edemiyoruz. Dışarıdan gelen yabancı misafirlerimiz bunları çok daha değerli karşılıyor. Benim Sayın Mustafa Güler Beyefendi ile Sayın Başkanımızla eski hukukumuza dayanarak son almış olduğum istifa kararına binaen hiçbir anlamda, hiçbir şekilde hem belediyemizde hem kendisiyle şahsıyla en ufak bir problemimiz olamaz. 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle istifa kararı aldığımda daha öncesinde tabi dayanan bazı kendisine taleplerim olmuştu. O taleplerim de şunlar. Bundan yaklaşık 2 ay önce Sayın Başkanımıza piyasadan almış olduğum tecrübe, edinmiş olduğum bilgileri belediyenin çeşitli birimlerinde bugüne kadar uyguladığımı ve yerine getirdiğimi düşünerek bugünden sonra bu görevde bulunmamın günlük rutin işleri takip etmek yolunda olduğunu kendisine ifade ettim ve görevden ayrılma talebinde bulundum. Israrla kendisi bu talebimi reddetti. Bunun altında başka bir neden, başka bir hesap kuranlar, düşünenler veyahut da söylemler içerisinde girenler oldu. Bu söylemler beni son derece üzdü. Bunlara ufak tefek ben müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Yok Tavşanlı Belediyesi'nde yolsuzluk olmuş, yok ihale kararı alınmış, İsmail Başkan onaylamamış, siyasi ayrılığa düşmüşler. İşte ticaret odasıyla ilgili bir hesapları varmış, istifa edilmesi istenmiş, kendisi ticaret odasına hazırlanıyormuş. Bunun yanında işte çeşitli diğer partilerle ilgili gelecek hesapları varmış. Yok İyi Parti'den, yok Büyük Birlik Partisi'nden ve diğer partilerle ilgili hedeflerim olduğu ve Mustafa Bey'e tamamen karşı bir siyasi duruş sergileyeceğim yönünde maalesef dün itibariyle çok üzücü haberlerle karşılaştım ben. Kamuoyunun gündemindedir. Hatta çok ileriye giderek Koray Aydın ile görüşmem bile gündeme geldi son günlerde maalesef. Ben kamuoyunun Şunu hasreten bilmesini istiyorum. Benim Millet İttifakı'nın içerisinde bulunmam mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Millet İttifakı'nın içerisinde bulunmam mümkün değil. İstifa gerekçelerim benim tamamen çok farklı. Bu gerekçelere de gelirsek, bu konuda ben hiçbir insana Sayın Başkanımızla aramızdaki olan dostluğa binaen diyorum ki bu konuların altından bizim ilişkilerimizi kötü yönde değerlendirecek veya altında başka bir hesap çıkarmak için hiçbir şekilde size
benim istifa kararımdan malzeme çıkmaz diye 4 gündür açıklama yapmak zorunda kaldım. En sonunda Sayın Başkanımızın talebiyle ya bu iş artık ayyuka çıkıyor, birlikte bir açıklama yapmamız gerekiyor diye kendisi talepte bulununca teşekkür ederekten sizin huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. Şimdi gelelim benim yapmış olduğum açıklamada inandığım değerlere. Buna insanlar çok takılmış. Yani şimdi bu inandığımız değerleri de ben kısaca değinmek istiyorum benim şahsım adına. Ve belediyeden ve mevcut siyasi partimden istifa gerekçemizi de size açıklamak istiyorum. Eğer uygun görürseniz Sayın Başkanım. Belediyeden istifa etmem gerekçem şu. Öncelikle ben şuna değinmek istiyorum. Hayatta insan annesini babasını biliyorsunuz seçemez. Ama ben öyle bir baba tarafından yetiştirildim ki Sayın Başkanım, inanın babamla gurur duyarım. Evet. Ne zaman? Biz de İbrahim Baba'yı severiz. Allah razı olsun. Her zaman için babam bizi şu şekilde eğitti. Oğlum aman ha beytül mal, aman ha amma malı. Siyasete girmeden önce size kısa bir not düşeyim. 2018 yılında GLA'ya bağlı Tuşbilek tesislerinde bizim bir tesis işletmemiz gündeme geldi. 5 aylık kısa bir süreli işti. Nasip oldu ticaret erbabı olduğumuz için böyle bir işe soyunduk. Burada bir tesis işlettik çok kısa süreli. İnanır mısınız bu 5 aylık süre içerisinde benim babam sabahlara kadar uyumadı. Ammenin malında iş yapıyorsun, büyütün malın içinde iş yapıyorsun. Aman oğlum dikkat et, benim senden en ufak bir şüphem yok ama olur olur da arabanın arkasında bir fındık kadar, bir çekirdek kadar bir kömür bulaşır, bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Biz bu zihniyetle büyüdük, biz bu zihniyetle yetiştirildik. Yani hassasiyetlerimiz şunlar. Bunlar başkaları tarafından, belki belediye başkanımız, belki çalışma arkadaşlarımız tarafından farklı da algılanabilir veyahut da yadırganabilir. Bunlara da kafama takılır. Şimdi şöyle, biz aile olarak incir çekirdeğini doldurmayacak şeylere kafa yorar, pire için yorgan yakacak şekilde eğitildik. Onun için gelelim şimdi esas istifa meselesine. Son zamanlarda belediyemizin birimleriyle ilgili gerek diğer başkan yardımcılarımız da sağ olsun, hiçbir zaman biz görev ayrılığı listemizde olsa da birbirimize destek olmaya çalıştık. Kültür faaliyetlerindeki, kültür sosyal işlerimizin kültür sarayı işletmesi ve idaresi tamamen benim başkan yardımcılığım altında şu güne kadar gelişti. Bu tip durumlarda 2022 yılının başında, 2021 yılının sonlarında hukukun üstünlüğü 5393 sayılı belediye kanununun gerektirdiği ve meclis kararlarımızın, Sayın Başkanımızın gündeme getirip meclis kararlarına dayanan kültür sarayının işletilmesiyle ilgili meclisin almış olduğu tarifeler üzerinden küçük bir bedel var. Bu meclis kararında diyor ki, kamu kurum ve kuruluşlarından kültür sarayında bedel alınmaz. Sivil toplum örgütleri dahil diğer bütün kuruluşlardan bir seans ücreti alacaksın. Bu bir seans ücreti de çok cüzi bir miktar. Ama maalesef Tavşanlı'mızın güzide sivil toplum örgütlerinin Tavşanlı Belediyesi'ne ve şahsıma resmi dilekçelerle program yapmakla ilgili taleplerinde kendilerine bu meclis kararına dayanarak bu bedellerin ödenmesini talep ettiğimizde ısrarla bu bedellerin belediye tarafından alınmamasını, ya belediye değil mi biz de kültür sosyal işler faaliyetinde bulunuyoruz, alınmasa ne olur gibi açık kapı arayışlarla bizlere müracaat etmesi ve bu konudaki ısrarları, benim meclis kararı olmasına rağmen bunu yapamayacağımı Başkan Bey'in de yanında defalarca defaten söylememe rağmen, hatta sağ olsun başkanımızın, ya İsmail bu konuda doğru söylüyor, yani bu eğer arkadaşlar meclis kararlarına uygulanmazsa bu konuyla ilgili kişi borcu çıkar. Doğru mu başkanım? Evet. Bununla ilgili de biz zor durumda dururuz. Burada biz haliyle
Sayın Başkan'ın yapmış olduğu, İsmail'in ve ekibinin yapmış olduğu uygulama tamamen meclis kararlarına dayanarak 70 bin kişinin hakkına alınması gereken bir bedeldir diyerekten defalarca kendilerine izah yapmak ihtiyacı duyduk maalesef. Aslında sivil toplum örgütlerinin bunlara saygı gösterip bu teklifte bulunmamaları bile gerekiyordu. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada bunlar ısrar olunca işte bu incir çekirdeği meselesi beni gönülden derinden yaraladı. Belediyeden inanın istifa etmemin en büyük gerekçelerinden bir tanesi bu toplum içerisinde yaşayan bir insan olarak ve her zaman için meydanda, küçük meydanda, eski Postane Lisesi'nde kafam dik ve yukarıda herkese selam verebilerek dolaşabilecek bir insan olarak bana bu arkadaşların yapmış olduğu teklifler biraz ağır geldi. Bir başkasına göre bunlar incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerdir ama biz bu tip şeylere maalesef çok takılan bir zihniyetle yetiştik. Gelelim parti kanadındaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmemin gerekçesine. Onu da ben size kısaca açıklayayım. Başkanım kusura bakmayın, bugün mikrofonu elimize aldık. Estağfurullah. Çok konuşuyoruz, sizin hakkınıza giriyoruz ama cuma vakti de bunları söylemem gerekiyor. Takdir ederseniz. Sağ olsun sayın abim, dostum. ...13 Mayıs 2019 tarihinde mecliste kendisi takdir etti, bizi belediye başkan yardımcısı olarak atama ile bu göreve getirdi. Atama olarak bu göreve geldiğimizde bana ziyarete geldiklerinde her kesimden ben şu söylemlerde bulundum. Dedim ki bakın, ben Adalet ve Kalkınma Partisi kimliğiyle atanmış ve seçilmiş olabilirim. Ama mevcut görevim icabı ben bu rozeti çıkarmak zorundayım. Her zaman için her kesime, her partiye, her kişiliğe aynı seviyede ve aynı çizgide davranmak zorundayım. Belediye başkan yardımcılığı bunu gerektirir diyerekten devamlı bu söylemlerde bulundum. Başkanımız da sağ olsun inanın 2022 yılı Şubat ayına kadar benim bundan haberim var ama kendisi hiçbir zaman için sağ olsun senin için ben böyle bir şey söyledim demedi ama etraftan duyuyoruz. Kendisi bizzat önder olarak eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız bu konuda bize çok sahip çıktı. Sahip çıkma gerekçeleri şu: artık iş öyle bir hale geldi ki son 3 ayda teşkilat tarafından benim söylemlerim son derece rahatsızlık vermeye başladı. Ben AK Partili değilim, gönülden AK Partiliyim. Her gelene aynı şekilde davranmak zorundayım diyerekten her ortamda çekinmeden ben bunu söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Defaten Sayın Başkanımıza benim görevden alınmamla ilgili bizden değil biz gibi davranmıyor gibi söylemlerde bulunmuşlar. Şimdi bizden değil biz gibi davranmıyor kelimesini ben kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü ben gönülden AK Partiliyim. Yani şimdi onlar gibi davranmam neyi gerektiriyor? Ben ona da bir türlü bir anlam veremedim şimdiye kadar. Sağ olsun başkanımız bu talepler olduğu zaman demiş ki bakın İsmail değil kim olursa olsun ben dahi aynı şekilde davranıyoruz ve aynı şekilde davranmak zorundayız. Bizim belediye olarak bu şekilde dik durmamız gerekiyor, bu şekilde insanlara yaklaşmamız gerekiyor. Siz işinize bakın, belediye olarak biz işimize bakalım diyerekten 3 yıl boyunca bana sahip çıkmak zorunda kaldı. Allah bin kere razı olsun. Şimdi artık bundan da ben son derece rahatsız olunca hem sayın abimin başkanımızın elini güçlendirmek adına hem de siyaseten arkadaşlarımızın önünü açmak adına hem böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissettim kendimi hem de bu görevden ayrılmak mecburiyetinde hissettim değerlerime bağlı kalmak kaydıyla. Bunun altında inanın başka hiçbir neden, başka hiçbir hesap, başka hiçbir şey olamaz. Benim istifa gerekçemin altında belediye ile sayın başkanımızla, sayın Naci başkanımızla, Mehmet Ali başkanımızla ve çalışma arkadaşlarımızla, birim amirleri, müdürlerimizle.
Bütün çalışma personelimizde en ufak bir problemim olmaz. Kötü niyetli insanlara, bizim arkamızdan çok çeşitli farklı konuşan insanlara bu benim istifa kararımdan sizlere malzeme çıkmaz diyerekten devamlı söylüyorum. Başka da bir şey bu konuda söylemek istemiyorum. Yalnız dün akşam bir hadise duydum. Beni hakikaten bu da çok üzdü. Tekrar söylüyorum, biraz önce değindim. Güya ben Koray Aydın'la görüşmüşüm. Ya onlar hikaye. Yani İyi Parti'den çıkıyormuşum. Yok onlar Büyük Birlik Partisi'nden çıkıyormuşum. Şu var. Mustafa Bey beni çok eskiden tanır dediğim gibi. 2009 yılında ilk seçime girdiğinde beraber biz AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu üyesi olarak 2001 yılında görev aldık. Ve ben o yaşta kurucu üyelerin içerisinde en genç üyeydim. Evet. Değil mi Sayın Başkanım? Evet. 2009 yılında kendisi Saadet Partisi'nden ve Demokrat Parti'den Tavşanlı'ya hizmet etmek adına yola çıktığında kendisine dedim ki ben de seninle birlikte istifa ediyorum ve senin yanındayım. Hatırlar mı bilmiyorum. Dedi kesinlikle hayır istifa etmiyorsun. Buna rağmen ben istifa dilekçesi verdim ama istifa dilekçemi durdurdu. Ve inanın o dönemde bunları kimse bilmez. Sayın Başkanımız için çok büyük risklere girdik biz. Evet. İş yerlerimizde, evlerimizde komple kendisine olan inancımızdan dolayı posterlerini, resimlerini astık. Bu konuda kimse bizim gibi bu cesareti göstermediğine ben inanıyorum. Bilmiyorum başkanım siz nasıl doğru görüyorsunuz? Söylüyorsun. Ben söyledim her zaman. Her zaman yanında olduk. Ve her zaman da inanın sayın abimizin, belediye başkanımızın yanında her ne şekilde görev yaparsa yapsın yanında olduğuma, yanında olacağıma inanmanızı isterim. Hepinize saygılar sunuyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.